Bilim Kurulu toplantısının en önemli toplantılardan biri olacağını söylemiştim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Valiliği ziyareti sonrası basın açıklaması yaptı. 27 Nisan Çarşamba gününe ertelenen Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili bilgi verdi. Bu konuda çok detay vermeyeyim ama geçen hafta da söylemiştim. Özellikle Bilim Kurulu okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirmiş olacak. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısında okullarda maske başta olmak üzere birçok konunun değerlendirileceğini söyledi. Bu toplantıyı doğrusu geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle haftayı erteledik. Haftayı bekleyelim. Omikron varyantı ile birlikte hastane yükünün azaldığını hatırlatan Koca, hatırlatma doz aşılarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu dönemde vatandaşlarımızın hele belli bir yaş üzeri ve riskli olan, ek hastalığı olan vatandaşlarımızın asla ve asla hatırlatma dozlarını ihmal etmemeleri gerekiyor. Yerli aşı Türkovak'ın üretilmeye devam ettiğini söyleyen Bakan Koca, herhangi bir tedarik sorununun da olmadığını ifade etti. Hepimizin gördüğü gibi salgın giderek etkisini yitiriyor ve azalmış oluyor. Bir taraftan da etkili olan aşılarımızın olduğunu biliyoruz. Çeşit çeşit, 3 çeşit aşımız biliyorsunuz vatandaşımızın tercihine sunuluyor.